Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde anlatım biçimlerini ve düşünceyi geliştirme yollarını göreceğiz. Bunlar sık sık sorular olarak karşımıza gelen konular. Anlatım biçimleri, düşünceyi geliştirme yolları. Anlatım biçimleri deyince bizim aslında 4 tane temel anlatım biçimimiz var. Öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım, açıklayıcı anlatım ve tartışmacı anlatım. Bir betimleyici anlatım. Betimleme aslında bir nevi tasvir etmektir. Tasvir. Olanı olduğu gibi ayrıntılarıyla vermeye biz tasvir etme, betimleme deriz. Ne yapıyoruz? Ben betimleme yaparken, betimleyici anlatımda okuyucu metni okurken kafasında okuduğu şekiller oluşur. Sanki bir tablo gibi. Zaten biz betimleyici anlatım için deriz ki yazıyla resim yapmaz sanatıdır deriz. Bir resmi gördüğümüzde bütün ayrıntılar kafamızda oluşuyor ya, ben metni okurken de o okuduğum yerdeki bütün ayrıntılar kafamda oluşmaya başlayacak. Bir resim gibi oluşacak. Ne yapacak? Zihinde bir canlandırma olacak. Betimleme yani diğer adıyla tasvir edecek. Sevgili arkadaşlar, sanki bir tablo yorumu gibidir dedik betimleyici anlatım için. Şimdi şu örneğe bakalım. Gözümüzü kapattığımızda ya da okurken zihnimizde o görüntü eğer canlanıyorsa orada bir betimleme vardır. Başımızın üstünde her zaman yeşil, iğne yapraklı dallardan örülü bir çadır var. Dallar öylesine sık ki güneş ışığı aşağıya süzülemiyor bile. Ormanın içine doğru kilometrelerce uzayıp giden toprak bir yol. Çevredeki çiçeklerin insanı bayıltıcı kokusu ve kuşların tatlı nameleri. Kafamda hemen bir şekil oluştu. Sevgili arkadaşlar, betimleyici anlatımlarda hareketten çok durağanlık vardır. Niye? Bir tablo anlatıyor bana. Hareketten çok durağanlık. Olanı olduğu gibi aktarma vardır. Burada da ne yaptı? Bir aktarma yaptı. Tasvir etti. Betimlemeler insanı konu alıyorsa bu tip betimlemelere biz portre deriz. Yani bir insanın görünüşünü ya da iç özelliklerini anlatıyor. Kişinin dış görünüşünü anlatanlar, yani fiziksel özelliklerini anlatanlar, işte boyunu, posunu, saçını, rengini, şeklini karşımızda bir görüntü olarak insan anlatıyorsa biz ona fiziksel portre deriz. O kişinin iç dünyasını, duygularını anlatıyorsa, sevdiklerini, sevmediklerini, düşündüklerini, tepkilerini, duygularını anlatıyorsa, işte sabırlı biriydi, işte çekingen biriydi, atılgan biriydi gibi, sevecen, içten samimi biri falan şeklinde anlatıyorsak, o da onun iç dünyasını anlattığı için iç dünya, içimiz, ruhumuz. Ona da biz ruhsal portre diyoruz. Bu iki portre bir arada verilebilir mi? Tabii ki verilebilir. Bir insan tasviri yaparken onun hem dış özelliklerini, fiziki görüntüsünü hem de ruhsal özelliklerini, yani ruhsal portresini birlikte verebiliriz. Sevgili arkadaşlar, bakalım kapıda yaşlı bir adam belirdi. Üzerinde biraz eski, açık mavi bir takım elbise vardı. Ceketin üst cebinde üçgen şeklinde kıvrılmış mendil kravatıyla aynı renkliydi. Yer yer ağarmış saçlarını sol tarafa yatırmış, hala siyahlığını koruyan bıyıklarını üst dudağının üzerine kapatacak şekilde bırakmıştı bak. Görüntü fiziksel bir portrede bahsediyor. Ayağında yıllar önce gençlerin oldukça rağbet ettiği ucu sivri, ucu küt biçili ayakkabılar vardı. Olduğu gibi gördüğünü anlattı. O zaman ne yaptı? Bir betimleme yapmış oldu. Öyküleyici anlatımda ise adı üstünde. Ne? Öykü. Öykü. Bir hikaye demek değil mi? Öykü. Sanki bana bir hikaye anlatacak. Biz bunu hikayelerde, romanlarda, anılarda, daha doğrusu bir olay yazısı varsa, olay yazılarının hepsinde öyküleyici anlatımdan bahsederiz. Ne yapıyor öykülemede? Olaylar kişi veya kişilerin başından geçen belli bir yerde ve belli bir zamanda geçen olayları anlatıyor. O zaman bir hikayede olması gereken unsurlar, bir hikayede bir olay olacak, kişi olacak, yer olacak, zaman olacak ve bütün bunların hepsi bir akış içerisinde. Yani bir hareket içerisinde olacak fiil cümleleri var. Şimdi biz betimleyici anlatım için dedik ki durağandır, bir tabloyu anlatıyor bize. Öyküleyici anlatımda ise hareketler var. Öyküleyici anlatımda fiil cümleleri daha fazladır. Biz anlatımda öyküleyici anlatım ile betimleyici anlatımı çoğu zaman birlikte kullanırız. Peki bir soruda
hangisi daha ağır basıyor diye sorarsa bakacağız. Hareketler mi daha fazla, görsellik mi daha fazla? Görsellik fazlaysa betimleyici anlatım, hareket unsurları fazlaysa öyküleyici anlatım diyeceğiz. Bazen sorularda ikisini birden verebilir. Hangi anlatım biçimlerinden yararlanılmıştır diye sorabilir. Öyleyse hem bir hareketi hem bir görüntüyü birlikte veriyorsa hem öyküleyici anlatımdan hem de betimleyici anlatımdan yararlanılmıştır diyebiliriz. Bir hikaye gibi olay, kişi, yer, zaman var ve hareket var. Sevgili arkadaşlar, bakalım derse geç kalmıştım. Hemen bir taksi tuttum. Taksici beni derse yetiştirmek için biraz hızlı sürdü. Önümüze gelen araç ani fren yapınca ona arkadan çarptık. Bereket taksici hemen frene basmıştı da çarpma hafif oldu. Tabii ben de derse yetişemedim. Bir olay anlatıyor. Olay anlatırken de benim fiil cümlelerim. Gördük mü? Kalmıştım. Taksi diyor tuttum. Hızlı sürdü. Değil mi? Çarptık. Yetişemediğim gibi fiil cümleleri var. Ve bana bir hikaye anlatıyor sanki. Bir olayı anlatıyor. Bir olay var. Evet. Olay yaşayan kişiler var. Evet. Olayın geçtiği bir zaman dilimi var. Öyleyse bu bir öyküleyici anlatım örneğidir. Sevgili arkadaşlar, açıklama ya da diğer adıyla açıklayıcı anlatım adı üstünde ne yapacak? Açıklama yapacak. Zaten anlatım biçimi kendisinin ne olduğunu söylüyor. Açıklama yapacak. Açıklamayı niye yaparız? Bir bilgi vermek için yaparız. Amaç bir bilgi vermek. Bir konu, bir kavram hakkında okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla yazılan yazılardır açıklayıcı anlatımlar. Bize kavramı tanımladığı için bu nedir sorusunun cevabını alırız. Bu tür yazılarda amaç bilgi vermektir. Bilgi vermek. Peki bilgi vermek amaçlı yazıldığına göre burada nesnel bir anlatımdan bahsetmemiz gerekir. Nesnel bir anlatım vardır. Sevgili arkadaşlar, açıklayıcı anlatımlar genellikle bilimsel yazılarda karşımıza çıkar. Veya işte deneme gibi bazı türlerde karşımıza çıkar. Olay yazısı olmayan hikaye, roman, işte anı gibi türlerin dışındaki edebi türlerde bizim karşılaştığımız bir anlatım biçimidir. Ne diyecek? Bu nedir? Onun ne olduğunu bize açıklayacak. Bakalım. Yakup Kadri Karaosmanoğlu edebiyatımızın önde gelen sanatçılardan biridir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu kimdir? Edebiyatımızın önde gelen sanatçılardan biridir. Bize bir bilgi veriyor mu? Evet. Roman, hikaye, anı gibi değişik alanlarda eserler vermiş olan sanatçı daha çok romanları ile tanınmaktadır. Romanlarında önceleri kişisel konuları işleyen sanatçı daha sonra toplumsal konulara yönelmiştir. Kiralık Konaklık'ta nesiller arası duygu ve düşünce farklarını işleyen sanatçı, Yaban romanında Kurtuluş Savaşı yıllarında köy yaşamını, köylü aydın çatışmasını işlemiştir. Peki, burada bize neyi anlattı? Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nu anlattı. Onunla ilgili bize bilgiler verdi mi? Evet. Nasıl bir sanatçı olduğunu, ne tür konular işlediğini, bunları bize anlattı. Yakup Kadri Karaosmanoğlu hakkında bize bilgi verdiği için, onu bize anlattığı, açıkladığı için açıklayıcı anlatım kullanılmıştır diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bir diğer anlatım biçimimiz tartışmacı anlatım. Şimdi tartışmacı anlatım adı üstünde tartışma. Demek ki karşıt fikirler var. Tartışmacı anlatımda yazar diyor ki, kim ne derse desin hepsi yanlıştır. Benim söylediğim doğrudur. Benim dediğim dedik diyecek. Doğruyu söyleyen benim. Kendi fikrini karşıt fikre karşı savunacak. O fikirle karşılaştıracak, tartışacak. Burada sevgili arkadaşlar, yazar kendi doğrularına bizi inandırmaya çalışacak. Kendi doğru söylüyorsa demek ki yanlış olan bir yer var. İşte o yanlışı vurgulayacak. Amacı kendi düşüncesini savunmak, karşıt düşünceyi ise çürütmek isteyecek. Ne yapacak? Anlatımını yaparken karşısında birisi varmış da onunla konuşuyormuş gibi anlatacak. Kendi görüşlerini ortaya koyarken karşıt görüşlerin dayanaksız olduğunu, onların geçersiz olduğunu savunacak. Sevgili arkadaşlar, bakalım. Diyor ki, bilim adamları yanlış, anlaşılmaz bir Türkçe ile yazıyorlar.
Üstelik bunlar edebiyatçı olmadıklarını ileri sürerek hoşgörülerini de istiyorlar. Ama bu mazeret olamaz. Ne yapıyor? Öyle düşünen insanlarla sanki tartışıyormuş gibi. Çünkü bizim onlardan istediğimiz duygu ve düşüncelerin düzgün bir dille yazmalarıdır. Bunun için de sanatçı olmaya gerek yok. Her insan ana dilini hatasız kullanacak ölçüde bilmelidir bence diyor. Ne yapıyor? Bir görüş var. O görüşü çürütmeye çalışıyor. Kendinin doğru söylediğini, kendi doğrularını ortaya koymaya çalıştığı bu örnek bir tartışmacı anlatım biçimi örneğidir. Amaç neydi? Kendi doğrularını savunmak. Bakalım sevgili arkadaşlar. Anlatım biçimlerini güçlendirmek için, metni güçlendirmek için bir de düşünceyi geliştirme yollarına başvuruyoruz. Düşünceyi geliştirme yolları biri tanımlama. Tanımlamayı biz genellikle açıklayıcı anlatımın içinde kullanırız. Ne yapacak? Bu nedir sorusuna yine cevap verecek ve bize bir tanım oluşturacak. Diyor ki, bir kavram veya varlığın ne olduğunu açıklanmasına ne diyeceğiz? Tanımlama. Tarımda bu nedir? Tarım cümleleri nokta nokta denir ya da şöyle şöyledir şeklinde genellikle ifade ediliyor. Örneğe bakalım. Destanlar tarihten önce ve tarihin başlangıcı sırasında bir milletin geçirdiği maceraları, yetiştirdiği kahramanları, doğa, evren ve toplum olayları hakkında düşündüklerini ve bunlar karşısında aldığı vaziyetleri anlatan din ve kahramanlık hikayeleridir. O zaman soruyorum. Destan nedir? İşte destanın ne olduğunu, destanın bir tanımını bize yaptı. O zaman burada ne yapmış oldu? Bir tanımlama yapmış oldu. Şiir, duyguların en yoğun biçimde anlatıldığı türdür. Şiir nedir? Duyguların en yoğun biçimde anlatıldığı edebi türdür. Öyleyse sevgili arkadaşlar, bu nedir sorusuna cevap aldığımız her yerde tanımlama vardır diyebiliriz. Karşılaştırma, bir diğer düşünceyi geliştirme yolumuz, birden fazla varlık ya da kavram arasında benzer veya farklı özellikleri kıyaslayacak karşılaştırmadan. Ne yapacak? Biz karşılaştırmayı daha çok tartışmacı ve açıklayıcı anlatımlarda görüyoruz. Tartışmacı ve açıklayıcı anlatım içerisinde serpiştirilmiş olarak yer alabilir. Ne diyor? Konuşma ile yazı farklıdır. Konuşma geçicidir, yazma kalıcı. Neyle neyi karşılaştırdı? Konuşmayla yazmayı mı karşılaştırdı? Evet. Ne dedi? Konuşma geçicidir, yazma kalıcıdır. Konuşma anlıktır, yazma sonsuzdur. Yazıya geçirilen her şey olduğu gibi korunur. Bak, yazıyla konuşmayı kıyasladı. O zaman burada düşünceyi geliştirme yollarından karşılaştırmaya başvurulmuştur. Peki anlatım biçimi olarak nedir diye sorarsak, bize kavramlar hakkında bilgi verdiğine göre anlatım biçimi olarak açıklayıcı anlatım, düşünceyi geliştirme yollarındansa karşılaştırma yapılmıştır diyebiliriz. Arı on binlerce yıldır aynı işi en kusursuz biçimde yapar. Düzgün geometrik ölçülerde peteğini örer ve topladığı binbir çiçek tozundan bir kimya laboratuvarının imbiklerinden daha üstün biçimde balını süzer. Oysa insanoğlu diye devam etmiş, uğraştığı on binlerce işi binlerce yıldır giderek geliştirmekte ve hala kusursuza ulaşmaya çalışmaktadır. Neyle neyi karşılaştırdı? Arıyla insanoğlunu karşılaştırdı. Yer yer tanımlara yer verdi mi? Evet. O zaman düşünceyi geliştirme yollarından karşılaştırma, anlatım biçimlerinden ise açıklayıcı anlatım kullanılmış oldu. Sevgili arkadaşlar, bir diğer düşünceyi geliştirme yolumuz tanık gösterme. Tanık gösterme, yani şahit gösterecek. Ne yapacak? Şimdi yazar şunu yapıyor tanık göstermede. Kendi görüşünü desteklemek için, kendi haklılığını ortaya koyabilmek için, kendiyle aynı düşünceyi savunan kişilerin sözlerini tırnak içinde alıntı yaparak veriyorsa orada tanık gösteriyordur. Ben böyle düşünüyorum. Benim gibi düşünen şunlar da var. Tanık mı, şahit mi istiyorsunuz? İşte bu, sözü mü? İşte bu diyerek ne yapıyor? Onun sözünü koyarak, metnin içinde yerleştirerek, alıntı yaparak kendi görüşünü desteklemeye çalışıyor. Genellikle kimler yapıyor? Tanınan ve itibarlı kişilerin sözlerini.
alıntı yapmadan, alıntı yaparak, alıntıyı değiştirmeden tırnak içinde, tırnak içinde veriyor. Ne diyor? Spor kendi içinde belli kuralları, ahlakı olan bir daldır. Atatürk sözünü vermeye başladı. Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim diye spor hakkında, spor ahlakı hakkında diyor vurgu yapmıştır. Bakınız, önemli bir kişinin sözünü kendi görüşlerini desteklemek için tırnak içinde verdi mi? Verdi. Öyleyse burada sevgili arkadaşlar kendi görüşlerini bir şahit gösterdi. Tanık gösterme yapmış oldu. Deneme yazar, denemede yazar kendi birikimini içinden gelenleri özgürce aktarır. Bu nedenle Nurullah Ataç deneme için, Nurullah Ataç'ın deneme için söylediği sözü hiç değiştirmeden alıntı yaparak tırnak işareti içerisinde deneme benim ülkesidir. Kişisel görüşler olduğu için der. Bu görüşe katılmamak elde değildir. Ne yaptı? Sözü tırnak içerisinde olduğu gibi aktardı. Nurullah Ataç'ı tanık gösterdi. Sevgili arkadaşlar, örneklendirme ise aslında örneklendirmede de kişileri örnek olarak gösterebiliriz. Ben kendi düşüncemi, daha doğrusu yazar kendi düşüncesini geliştirmek, ispatlamak için farklı düşüncelere de yer veriyor. Fakat tanık göstermede olduğu gibi tırnak içerisinde doğrudan alıntı yapmıyor. Dolaylı bir anlatımla, dolaylı bir alıntılamayla bunu söylüyor. Ne yapıyor? O sözü birazcık değiştiriyor. Şimdi konuyla ilgili örnekler verilmesine örnekleme diyeceğiz. Kişi isimleri burada var. Sözleri alıntı şeklinde yok. Oysa dünyaya bakalım. Her şey değişir durmadan yol alır. Su buhar olur, yağmur dönüşür, tohum baş verir, çiçeğe durur. Civciv, örnekle civciv, petek, civciv pek cılız doğar, kocaman bir horoz olur. Ne yaptı? Örnek olarak orayı verdi. Veya diyor ki, spor kendi kuralları ve ahlakı olan bir daldır. Az önceki örnekte vardı. Atatürk de her fırsatta spor ve sporcunun ahlakını, ahlakına önem, verdiği önemi vurgulamıştır diyorum. Şimdi ne yaptım? Az önce tanık göstermede Atatürk'ün sözünü tırnak içinde verirken bu sefer Atatürk'ün sözünü tırnak içinde vermediğim kendi yorumlarımla buraya aldım ve sadece isim olarak Atatürk'ü söyledim. O zaman burada da bir örneklendirme yapmış olurum. Diyor ki bugün dünya ülkelerinin pek çoğu gelirini turizmden karşılar. Örneğin mesela İspanya turizm yıllık turizmden 7-8 milyar dolar gelir elde etmektedir. Turizmden gelirini karşılayan ülkelere İspanya'ya örnek olarak verdi mi? Evet, verdi. Bunun gibi. Şimdi tanık gösterme ile örneklendirme arasında, kişiler için söylüyorum, tanık gösterme ile örneklendirme arasında tırnak farkı var. Sözü hiç değiştirmeden tırnak içinde verirse tanık gösterme, sözü değiştirerek tırnaksız, dolaylı bir anlatımla verirse örneklendirme yapmış olur. Örneklendirme ile tanık gösterme arasında tırnak kadar fark var. Bir tırnak fark var. Sevgili arkadaşlar, bir diğer düşünce geliştirme biçimi sayısal verilerden yararlanma. Eğer yazar metnin içinde bazı istatistik bilgilere yer vermişse, matematiksel ifadeler kullanmışsa, anket sonuçlarını kullanmışsa, yani işin özü şu, metnin içerisinde sayılar, rakamlar, yüzdeler varsa, araştırma sonuçları varsa, işte sayısal verilerden yararlanmış demektir. Ne yaptım? İstatistik bilgilere, matematiksel ifadelere, anketlere, grafiklere yer verdim. Metnin içinde sayıları kullandım. Tabiatın harika sessiz süpürgeleri, ormanlar yaratılmasaydı yaşadığımız dünya tozdan geçilmeyecekti. 1000 metrekare ladin ormanı, yılda 32 ton kayın ormanı, 68 ton ve çam ormanı ise 30-40 ton tozu hüp diye emebilir ve havadaki zehirli gazları da filtre eder. Ne yaptı? İşte sayıları kullandı.
1000 metrekare dedi, 30-40 ton dedi, 32 ton dedi, 68 ton dedi. İstatistik bilgilere yer verdi mi? Verdi. Öyleyse sayısal verilerden yararlanmış oldu. Diyor ki, Türkiye nüfusu %3'lük bir artışla 73-76 milyona ulaşmıştır. Ne yaptı burada da? İstatistiki bir bilgiden alıntı yaptı. O bilgiyi bize verdi. Öyleyse sayısal verilerden yararlanmış oldu. Mantık şu. Eğer metnin içinde sayılar varsa, tarih demiyorum, sayılar varsa, matematiksel, istatistiksel, anketsel bilgiler varsa sayısal verilerden yararlanılmış demektir. Bir diğer anlatım için düşünceyi geliştirme yolumuz benzetme. Bir kavramı ya da varlığı başka bir kavram ya da varlığın özellikleriyle anlatmaya çalış ve benzetme diyor. İkisi arasında bir ilişki kuruyor. Genellikle bu benzetme güçsüzün güçlüye benzetilmesi şeklinde görülür. Erkenden yağan yoğun kar sanki beyaz bir ölümdü. Burada ne yaptı? Karı neye benzetti? Erken yağan karı beyaz ölüme benzetti. Değil mi? Bu olaydan sonra kendimi kuş gibi hafif hissediyorum. Neye benzetti kendisini? Kuşa benzetti. Hafifliği yönünden kuşa benzetti. Şuna bakalım. Birikimsiz yazarlık saman alevi gibidir. Saman alevi çabucak tutuşup yine çabucak söner. Neye benzetti birikimsiz yazarlığı? Saman alevine benzetti. Zaten benzetme edatlarından en sık kullanılan gibi. Gibinin olduğu yerde genelde ne vardır? Bir benzetme vardır. Evet sevgili arkadaşlar, bir sonraki dersimizde düşünceyi geliştirme yollarından devam edeceğiz. Görüşmek üzere.